Günaydın sevgili izleyiciler. Ramazan'ın bu son gününde mutlu bir bayram haftası diliyoruz. Bugün değişik bir konuya el atalım dedik. Türkiye'nin özellikle son dönemde yüz akı ihracatçıların ülkeye yaşattıkları bayram, Temmuz ayında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıran ihracatın dinamikleri, Türkiye ekonomisi nereye kadar nasıl taşıyacak, bundan sonra ne gibi zorlukları aşmak durumunda, özelinde de kimyevi madde ihracatımız konusunu ele alacağız. Şimdi konuğumuz TİM Yönetim Kurulu üyesi, Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda İstanbul Kimyevi Maddeler ve İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Bu performansı bir hatırlatalım. Türkiye ne yaptı diye. Bu Temmuz ayında şaşırttı bütün üç tarafı denizlerle, dört tarafı sorunlarla olan bir coğrafyada biz Avrupa'da durgunluk, evet. Güneyimizde savaş, evet. Doğumuzda yığınca sorun. Ve buna rağmen Türkiye ihracatını artırabildi. İyi haber şu, ihracatımız hala artıyor. Ama kötü haber de vermek gerekiyor. O da şu, artış hızımız hızla düşüyor. Bir rakamlarımıza bir bakalım. Evet. Cumhuriyet tarihinin rekoru dediğimiz Temmuz'da %17 ihracatımız artmış. Üstelik durgunluktaki Almanya ve Mısır'a da dahi arttı. Evet. Irak'a arttı. İkinci olarak Temmuz'da %3, son 12 ayda ise %7,5 ve 153 milyar dolar düzeyinde şu anda ihracatımız, geriye 12 aylık. Ancak sanıyorum ihracatçıların bakana verdiği bir söz vardı, 160 milyar dolar. Son söylediğimden başladım. Türkiye yıl sonunda 160 milyar dolarlık ihracatı tutturabilecek mi? Bütün plan programlarımız bunun üzerine. Hatta ihracatçılarımız bakanımıza verdi. Bakanımız da başbakanımıza verdi aynı sözü. Başbakana da verilmiş bir söz. Başbakana da verilen, evet, bir söz bu. Ondan dolayı ciddi bir çaba içerisindeyiz bütün ihracatçılarımız. Görüntü olarak tabii son dönemdeki artışlar, bütün gelişmelere rağmen artışlar biraz ümitli. Ama zor bir şey. Yani 160 milyar doları tutturabilmemiz şu anda halen mümkün. Ama çok çalışmamız gerekecek. Bu yönüyle baktığım zaman bayağı herkese moral var. Özellikle bu ay otomotivde beklenenin çok daha üzerine bir artış. Kimyevi maddeler sektöründe beklenenin üzerindeki artış ve konfeksiyonda artış. Bu üç motor sektör gerçekten belirli bir yere götürecek bizim ihracatımız. Peki kimlere satıyoruz bu malları biz? Tabii sektörlere göre bakıyorum. Şu anlamda söylüyorum. Şimdi Avrupa Birliği'nin özellikle durgunluktan binde iki gerileme noktasından artıya bazı geçen ülkeler var ama, evet, hala sıkıntısı var. Gerçi IMF sürekli çağrı yapıyor Avrupa Merkez Bankası'na. Harcamaları artırın, genişleyin. Özellikle İngiltere'ye söylediği bir söz var IMF'nin. Böyle giderseniz, harcama yapmazsanız durgunluk pençesine düşeceksiniz. Japonya gibi uzun dönemli bir durgunluk sizin içeri gömülebilirsiniz. O yüzden harcamalarınızı artırın. Tabii bunlar Türkiye için, sizin için, bizim için çok iyi bir, evet, ifade. Çünkü, evet, onların harcamalarını artırıyor olması demek bizim onlara mal satıyor olmamız lazım. Doğru. Şimdi ihracatın rakamlarına baktığımızda Avrupa'daki bu krize rağmen bazı ülkelerde zıplamalar olmuş. Sizin özellikle dikkatinizi çeken ülkelerde performansı iyi ülkeler var mı? Özellikle Almanya. Uzun yıllardır Almanya bizim en fazla ihracat yaptığımız ülke olarak halen devam ediyor. Her ne kadar Irak belirli dönemlerde sürekli bu sırayı zorlasa da şu son aylarda yine bakıyoruz, artış aynen devam ediyor. Almanya'nın hemen ardından gelen ülkelerden bir tanesi örneğin İtalya. Her ne kadar İtalya işte krizde desek de İtalya'daki sanayi kapandıkça İtalyan üreticiler üretimlerini orada yapmıyorlar. Türkiye'de yaptırıyorlar. Kendi markalarını vurduruyorlar. O şekilde yine Avrupa'ya ihracata motor şeklinde devam ediyorlar. Türkiye'ye fayda olarak. Diğer taraftan bakıyorsunuz Fransa. Fransa'da hem otomotiv sektörüyle olsun hem de diğer yan kollarla beraber ciddi anlamda Türkiye'yi bir üretim üssü olarak görüyor. Her ne kadar politikacıları Türkiye'yi böyle dışlayan açıklamalar sürekli yapsalar da yani ekonomi iş onu göstermiyor. Siyaset başka, alışveriş başka mı? Tümüyle.
Tümüyle. Şey, İskandinav ülkelerinde performans nasıl? İskandinav ülkelerinde maalesef halen durağan gidiyor. O beklenen artışları göremiyoruz. Ve gelecek dönemlerde de yine yavaş yavaş artışlar var. Ama beklenen, o bizim beklenen dediğimiz %10'un üzerindeki artışları biz tahmin ediyoruz. Evet, %10'un üstündekilerine umut edilen diyelim daha doğrusu. Evet, umut edilen. Evet. Komşumuz Yunanistan'da durum nedir? Yunanistan çok ilginçtir. Özellikle şu son bir senede ciddi bir toparlanma sürecinde ve Türkiye'den alımlarını daha da artırıyor. Kendi içlerindeki kriz, üretimle ilgili krizler devam ediyor ama tüketimleri halen devam ettiği için ve komşu olarak en yakın ve en uygun fiyata ürünleri alabileceği bir nokta olduğumuz için Yunanistan Türkiye'ye daha da fazla yöneldi. Bu süreçte Yunanistan'a da ihracatın hızla artacağına da inanıyorum. Şimdi özellikle turizm mevsiminde Yunan adalarına getirilen vize kolaylığı sebebiyle sanıyorum Türkiye'deki yerli turistin de turizm destinasyonu, varış noktası noktasında da Yunanistan'la Türkiye arasında bir yakınlaşım var. Umarız bunun daha sonra oradaki iyileşmeyle birlikte ihracatta kalıcı etkileri meydana gelsin. Bir başka sorunlu ülke İspanya. İspanya özelinde durum nedir? İspanya'da maalesef üretimlerde ciddi sıkıntılar halen mevcut. Aynı zamanda ekonomik sıkıntı da devam ediyor. Para sıkıntısı İspanya'da ciddi oranda var. Firmalarımızdan bir bölümü oradan belirli tesisleri satın almaya başladılar. Belirli markaları satın almaya başladılar. Bu yönüyle bir fırsat olarak önümüze çıkabilir. Ama maalesef İspanya hiçbir zaman bizim ilk onumuzda olamadı. Şimdi bu ülke anlamındaki coğrafyayı konuşalım. Daha sonra diğer ihracattaki kur etkisine, desteklere, kimyevi madde özeline ve yeni ihracat finansman yöntemlerine gireceğiz de. Kuzey Afrika kuşağındaki durum hakkında bilgi de verebilir misiniz biraz? Yani Fas, Tunus, Cezayir, ondan sonra gelelim Libya, Mısır. Ve Suriye'ye böyle uzanıp gidelim o noktada. Şimdi yaklaşık 10 sene önce Afrika denince zaten bizim hemen aklımıza sadece Kuzey Afrika gelirdi. Diğer Sahra altına hiçbir zaman bakmazdık. Biz özellikle Fas'tan başlayan işte Libya, Mısır'a kadar giden o çizgide en fazla ihracatımızı zorladığımız noktalardı. Onun altına da kimse inmeye de hiç böyle düşünmezdi. Aklımıza dahi gelmezdi. Hiç gelmezdi çünkü zaten orası bizim için yetiyordu. Fakat şimdi bakıyorsunuz Mısır'da sıkıntılar çıktı, Libya'da çıktı. Tunus'ta şu anda sıkıntılar devam ediyor. Fas'ta karışıklıklar işte belirli oranlarda da var. Bir bakıyorsunuz o bölgeler maalesef bizim sorunlu bölgeler olmaya başladı. Artık ihracatçımız orayı daha da aşağı inmesini öğrendi. Tam da öğrendi. Sözü oraya getiriyorum. Evet. Yani Sahra'nın altına inme noktasında hani bir bakıma bizim ihracatçı dediğimiz akıncılar ekonominin akıncıları 50 bin civarında 26 birlik doğru mu? Evet doğru. 13 temel sektör. Bunlar Afrika'yı yeniden keşfetti ya da Afrika denen bir kıtayı keşfetmek zorunda kaldı. Hı hı. Küresel kriz ve özellikle Arap Baharı yüzünden. Hı hı hı. Nedir oradaki potansiyel? Potansiyeli biz daha yeni yeni keşfetmeye başladık. Şimdi potansiyel olarak daha hiç %10'unu dahi biz şu anda almış değiliz o potansiyeli. Son zamanlarda oraya seyahatler, başbakanın oraya gitmeleri, gelmeleri, hükümet üyelerinin gidip gelmeleri ve ihracatçımız da oralara gidip incelemeler yapıyorlardı. Hı hı. Bağlantılar, kontratlar imzalamaya başladık. Başlandı. Şöyle, biz sadece geçtiğimiz iki ay içerisinde iki heyet gönderdik. Sadece kimyevi maddeler sektörü olarak. Ha, siz yani tim olarak değil de kimyevi maddeler olarak. Tabii. Ayrıca. Tim çatı kuruluşumuz olarak tabii ki heyetleri düzenliyor. Başbakan aynı zamanda işte Cumhurbaşkanlığı düzeyinde dahi olsa heyetleri düzenliyor. Ama ihracatçı birlikleri daha küçük takımlar haline gidiyor. Sektörel takımlar haline gidiyor. Biz iki takımı gönderdik oraya. Bir tanesi boya sektörü ve diğeri kozmetik sektörü üzerine. Ve ciddi anlamda oradaki potansiyel de ön plana çıkmaya başladı. Özellikle Gabon'da, Angola'da bu bölgelerde bayağı ciddi potansiyel var. Ve diğer taraftan da Güney Afrika zaten kıtanın en zengini. Ama maalesef Güney Afrika ile ciddi bir sıkıntımız var. Avrupa Birliği ile yapılan anlaşmaya göre maalesef biz sıfır gümrükte veremiyoruz hala. Yani orada bizim gümrük sıkıntımız var. Serbest ticaret anlaşmalarının artık önümüzdeki dönemde kavgalarından biri de bu olacak. Türkiye'nin önünde böyle enteresan bir sıkıntı var. Onu da konuşacağız sizinle de. Evet. Şimdi hazır ülkelerden gitmişken biraz Türkiye'yi fır döndü dönelim. Türkiler, Rusya bu coğrafyalarda durumumuz nedir?
Şimdi Rusya'ya hep beraber gittiğim zaman başbakanımızla, bakanlarımızla Rus hükümet yetkilileri diyor ki Türkiye bizim zaten can dostumuz. Her türlü desteğe açığız. Her konuda işbirliği yapalım. Fakat maalesef bizim bakanlarımız ve başbakanımız döndükten sonra bize kapı duvar oluyor. Neden böyle bir ikircil yapı var? Alışkanlıklar mı? Eski bürokratik, katı bürokratik yapıların alışkanlıkları mı? Bir de Türkiye ile yapılan ticareti bir şekilde dengelemeye çalışıyorlar. Bizim de anlam veremediğimiz şekilde. Şu anda yine benzer çalışmaları Çin'e karşı yapmaya başladılar. Ki Çin'de de ciddi ticaretleri vardı. Ama onlar da bayağı bir engelleme yapmaya başladılar. Kendi içlerindeki bir ticaret dengelemesi olarak görüyorum ben bunu. Yani tarife dışı engeller mi çıkarıyorlar? Çünkü tırlar gidiyor. Normalde işte bir günde geçmesi gereken tır bir bakıyorsunuz 15 gün orada beklemeye başlıyor. Tırın her beklediği günden size bir mal çıkıyor. Bakıyorsunuz ümit ettiğiniz fiyatlara tabii mal edemiyorsunuz. Bunun ardından da piyasada fiyatınızda. Dün Sabah gazetesinde benzer bir haber verdi. Türk tırlarına Rusya'da gelen engeller noktasında. Maalesef. Onlar sanıyorum yani ihracat, ticaret savaşları aslında savaşın yeni bir arayüzü olarak karşımıza çıkıyor. Yani evet. Mermilerle değil artık insanlar ticaretle savaşıyorlar evet. Ve ara sıra bu tür sınır çatışmaları evet. Diyelim. Çünkü neticede Rusya Türkiye için son derece önemli bir ülke. Çok. Artı evet. Türkiye Cumhuriyetlerine hala eski Sovyetler Birliği'nin uzantısı noktasındaki alışkanlıklar, kurallar da yürüdüğü noktasında onlarla evet. Bizim ticaretimizdeki atacağımız her adım Türkiye'nin yararına olacak. Çok. Ki biz ihracatı Rusya ile öğrendik. Evet. Ki Rusya'da ciddi bir potansiyelimiz de vardı. Aslında Rusya'nın Türkiye'den beklentisi şu. Siz bize ürün göndermeyin. Gönderdiğiniz ürünleri gelin burada üretin. Çok güzel. Yani fikir olarak güzel ama siz eğer üretici olarak gidip oraya sistemi kurmaya kalktığınız zaman hiç beklemediğiniz sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz bu sefer. Mesela? Şimdi Türkiye'de itfaiye izni basit bir izindir. Ama orada itfaiye gidip sizin bütün fabrikanızı kapatıyor gidiyor. Diyor ki işte yangın söndürme sisteminde sıkıntı var. Bunu sen düzeltene kadar senin sistemin çalışmaz. Türkiye biraz daha yapıcı. Diyor ki şu 15 gün içerisinde bunu düzelt, problem kalmasın. Ama Rusya'da sen bu problemi düzeltene kadar fabrika kapalı diyor. Yani biz buna iş iklimi diyoruz, yatırım evet. iklimi diyoruz. Evet. Yatırım ikliminde hani yıllarca bizde yabancı sermaye Türkiye'ye gelme noktasında yaşadığımız sıkıntılar evet. Buydu. Batılılar sadece verdiğiniz teşviklere değil o yatırım iklimine de geliyorlardı. En önemlisi. Hatırlıyorum rahmetli Özal zamanında bir şirket açmak için 163 küsür izin gezekirken bunlar 3'e indirildi. Evet. İşte 2 aydan 1 güne indirildi ve bunların işte uzantısı anladığım kadarıyla Rusya zaman tüneninde götürüyor. Evet. Şimdi buradan ihracatı her ülke destekler. Türkiye özellikle destekler çünkü milli gelirimizin artışını sağlayan çok önemli bir stratejik bir sektör. Evet. Şimdi ihracatın 3 temel desteği var. Bunlardan bir tanesi kur desteği, diğeri finansman desteği ki Exim Bank üzerinden geliyor. Diğeri de tanıtım desteği. Özellikle ben kur desteği noktasında son yaşanan olaylara bir bakalım. Gezi Parkı gerginliği arkasından borsadaki meydana getirdikleri 3 Haziran'daki meşhur crash %10'un altındaki iniş. Daha sonraki dalgalanmalar, Türkiye'nin dışarıya kötü propaganda edilmesi. Artı peşinden gelen Fed'in Amerika Merkez Bankası'nın varlık alımlarını yavaşlatabilirim acaba imasıyla bir dalga. Evet. Ve neticede Türkiye'de dövizin fiyatı 70'lerden 90'ları da 95 96'yı dahi gördük. Evet. Şimdi gelinen düzeye baktığımız zaman Türkiye'nin ihracatın kur sepet olsun, dolar olsun. Destekleyici bir kurda mısınız? Rekabetçi bir kura sahip misiniz? Kesinlikle şu anda destek zaten bu konuda oldukça iyi. Hemen ihracata yansıyor mu? Hemen ihracata yansımıyor. Çünkü biz büyük grosonlu bir gemiyiz. Burada isterseniz kuru siz 2,5 yapın doları. Hemen o ay ihracat patlamaz. Daha sonra etkisi gelir. Daha sonraki aylarda. Yani transatlantikte dümeni kırıyorsun. Bayağı gittikten sonra geminin yol alması gibi ama etkileri kaçınılmaz etkileri bir şekilde geliyor. Mutlaka var. Bir evet. de burada 1.70'den 1.90'a biz ani çıkışları tümüyle istemiyoruz. O da evet. sinir bozucu değil mi? Hepimiz için. Neden? Birincisi enflasyon etkileri ciddi anlamda oluyor. İkincisi moral olarak çok farklı bir boyutta oluyor. Üçüncüsü maliyetlerinizi hesaplamanızda sıkıntılar oluyor.
Peki bunu nereye kadar artırabiliriz? Aynı zamanda siz ihracatçıyken bu ihracatın da en azından teoride %50-60'ı da ithalata bağlı. Evet. Öbür taraftan da yani buradan size yarayan kur, öbür taraftan sizi de vurmaya başlıyor. Bunun bir optimali 1.90 gibi telaffuz ediliyor. Siz katılıyor musunuz? Kesinlikle. Biz sepet kurun 2.20 olması bizim için yeterli. Ve 1.90'ın üzerine çıkmasını da biz istemiyoruz. Şöyle bu sefer öbür taraftan vuruyor. Tabii şöyle bir imaj var. Ne kadar artarsa ihracatçı o kadar faydalı. Bu doğru değil, evet. Bunu kesinlikle belirtmekte doğru değil. Fayda Türkiye, var. Her ihracatçı ve her sanayici aynı zamanda Türkiye'de üretim yapıyor. Bakın. Evet. Girdileri var. 2001 krizi bize ihracat yapmayı öğretti. Evet. Hiç ihracat yapmayan üreticiler dediler ki bu sepeti dengelemek için %50'sini ben ihraç edeyim, %50'sini de yurt içine yapayım. Evet. Şimdi siz %50'den kazandığınız zaman diğer %50'den kaybediyorsunuz. O yüzden bunu bir dengeye oturtmamız gerekiyor. Evet. Ama maalesef bazen sadece %50'ye bakmak daha çok hoşuna gidiyor bazı kesimlerin. Diyorlar ki ya ihracatçı çok kâr etti. Etmedi. Aksine zarar da etti. Çünkü yurt içindeki satışlarını da yine vadeli şekilde satıyor. Yani Merkez Bankası politikalarıyla beraber kurdaki gelinen denge rekabetçi bir kura sahip olduğunuzu söyleyebiliyor muyuz? Sahip. Ama zaten özür diliyorum sözünüzü kestim. Ama enflasyonun zaten bu süreç içerisindeki gelişi bu değerlerde idi. Biz maalesef biraz daha böyle baskı altında tuttuk sanki. Aslında şimdi normalleşti diyorsun. Evet. Ya 1.70'den 1.90'a çıkması daha dengeli olsaydı çok daha güzel olacaktı. Ama biz hem her sene %10'un altında da olsa bir enflasyona karşı karşıyayız. Ama bu enflasyonun etkisini hiçbir zaman dövizde göremedik. Ve bu süreç içerisinde işte aradan 3-4 sene geçti. Bir anda 1.90'a çıkınca sanki bu 1.90 da nereden geldi diyoruz ama halbuki gerçek değeri 1.90'dı. Ama bunu tedricen yani derece derece olması ekonomide daha az maliyetli, daha kazançlı bir yöntem olurdu. Şimdi kur rekabetçi hale geldi. Bir başka ihracatçılar şu andan ihracata desteği şu anda önemsiyorum. Şu anda Türkiye'nin için inanılmaz kıymette. Bütün her şeye rağmen hala ihracatı artırabiliyorsa bu insanların destekleniyor olması lazım. İkinci destek türü de sizin finansman ihtiyacınız. Exim Bank zaten bunun için var. Exim Bank'ın kaynaklarının artırıldığını biliyoruz. Ama yeterli mi? Daha da ihtiyaç var mı? Finansman noktasındaki destekler nasıl gidiyor? Kesinlikle yeterli değil. Çünkü bizler şimdi herhangi bir yatırım alanı aradığımız zaman bize diyorlar ki işte bu yatırım alanına gelebilirsin. Peki metrekarelerini öğreniyoruz. Metrekaresi $300, $400. Şimdi oraya biz yaklaşık 3-4 milyon doları veriyoruz. Ve o alanı alıyoruz. Daha sonra inşaat yaptırıyoruz. Hiçbir de destek yok. İnşaat yaptırdıktan sonra sıra geliyor makineleri almaya. Bu sefer bize para kalmıyor. Diyoruz ki makineleri almak için hadi bankaya gidelim diyoruz. Bu sefer bankaya gidiyoruz. Banka diyor ki tek şartla veririm ve fabrikanı ipotek ederim. Peki diyoruz hadi ipotek et. İpoteği alıyor. Daha sonra makineleri koyuyoruz. Üretime geçeceğiz. Bu sefer finansman sıkıntısı çıkıyor. İşte orada Exim Bank bizim için en can kurtarıcı bir pozisyonda olan banka. Biz diyoruz ki biz bir sene içerisinde işte $2 milyon ihracat yapacağız. Bunun karşılığında sizden kısa vadeli değil, bakın orta vadeli ve daha da uzun vadeli ihracat kredisi istiyoruz diyoruz. Exim Bank burada ne kadar destek olursa ihracatçı o kadar rahat hareket etmeye başlıyor. Normal destek ne düzeydedir? İhtiyacınız 100 birim, $100 olsun üzerinden konuşursak tahmini bir rakam. İhracat Exim Bank bunun ne kadarını karşılıyor ve siz ne talep ediyorsunuz? Maalesef şu anda Exim Bank'ın bu 100'ün içerisindeki payı 10 bile değil. Ama bizim isteğimiz %30'lar en az. Optimali %30'lar en az. Şimdi bu anlamda tabii ihracatın bu 90'lı yıllarda Exim Bank önemli fonksiyonlar üstlenmişti. Çünkü biz rahmetli Özal'dan sonra 24 Ocak kararlarından sonra dışarıya açılmıştı. Evet. Exim Bank o dönemlerde bir kere hatırlıyorum. Exim Bank'ın başına bir adamı getirmişlerdi ve ben de o sıra bir gazetenin genel ekonomi yönetmeniydim. Exim Bank'ın gece o lansmanında tuttuğu rekor kar açıkladı. Ve rekor karı herkes alkışlarken durun bir dakika dedim. Ya siz size emanet edilen parayı repoda çevirip sizden kar etmeniz beklenmiyor ki. Sizin ne kadar fazla ihracatçıyı dönderdiğiniz, onların işlerini yenilediğiniz önemli. Çünkü o zamanki zihniyet o dereceydi. Exim Bank'tan kar eden bir anlayış vardı. Çok şükür şimdi onlar tamamen geride kaldı. Evet. Sadece Exim Bank olabildiğince ihracata destek veriyor. Bu mantık yerleşti ama şimdi sanıyorum biraz daha kaynak aktarmak gerekiyor. Bir kaynak noktasını da size sormak istiyorum. Şimdi odalar
365 tane oda. Evet. En mütevazı iş yerinden yılda 10 bin lira alıyor, milyarlarca lirayı topluyor ve sizin inanılmaz bir şekilde tanıtım desteğine ihtiyacınız var. Evet. Gerçi odaların bazıları bunları sağlıyor. Birlikleri kastetmiyorum, odaları kastediyorum ama anladığım kadarıyla tezim şu. Odalar Birliği'nin kendilerini yeniden seçtirmek ya da ona orada burada lüks binalar almak yerine bu adam, bu kahramanların tanıtımını üstleniyor olması çok daha önemli gibi geliyor bana. Tanıtımdaki sıkıntılarınız nelerdir sizin? Odaların üyeleri bir bölümü doğal ihracatçı. Yani odaların özellikle ihracatın gelişmesi yönünde çabalarının çok daha üst seviyelerde olmasını bekliyoruz. Neden? Siz çok güzel söylediniz, ellerindeki bütçeden dolayı. Maalesef bankalarda biriktirdikleri paralar, harcadıkları paralardan çok daha yukarılarda ve bir şekilde... İşte Exim Bank'ın kar etmesi gibi bir şey. Evet. Oda kar eder mi? Oda bunu üyelerine ve Türkiye ekonomisine katkı verecek. Biraz sektörünüze gelelim. Süremiz hızla azalıyor. Kimyevi maddede 10 milyar 120 milyon dolarlık ihracat yaptınız 7 ayda. Evet. Bu tatmin edici bir rakam mı sizin için? Şu koşullarda evet. Çünkü maalesef şu son dönemlerde bizim en çok ihracat yaptığımız ülke uzun dönemdir Mısır. Evet, bakıyorum. İnanılmaz bir fark Mısır'ın. %38. Evet. Evet. Ve 1.7 de 1.1 oranında, %1.1 oranında da bu hengamede artırabilmişsiniz. Evet. Şimdi en çok ihracat yaptığımız 5 ülkeden ben size 4 tanesini sayayım, siz bize hak verin. Mısır, evet. Irak, of. İtalya ve İran. Şimdi bu rakamlara baktığım zaman hepsinde de biz artı değerlerdeyiz. Bütün problemli ülkelere ihracat yapmayı başaran bir sektörüz. İçinde tek sıkıntısı olmayan Almanya. Sırrı ne bunun? Şimdi özellikle sektörel olarak kendi içimizde de bölündük. Örneğin Mısır'a ciddi şekilde plastikler, ambalajlar, mineral yakıtlar bu yönleriyle yaklaşıyoruz. Ama Irak'a bakıyorsunuz daha çok tüketim ürünleri, bitmiş ürünleri ihracatını yapıyoruz. İtalya'da yarı mamul ve private label dediğimiz onların markalarıyla üretim yapmayı öğrendik. İran'da da sınır ticaretini çok iyi yapıyoruz. Şimdi öyle mi? Hepsinde çok farklı çalışmalarımız var. Yani bu kriz, var. Krizler aslında bir yerde insanların kendilerini geliştirme noktasında eğritici. Kesinlikle. Yani 17 Ağustos sabahı hepimiz jeolog olduk. Değil mi? Evet. Evet. Şeyde 1994 yılında kaliteyi öğrendik. Kaliteyi krizini. 98 yılında rekabet kavramıyla karşıladık. 2000 yılında 2001 krizinde ihracatçı de olduk. İhracatçı ve nakit akışını öğrendik. Evet. Son küresel krizde de eksenimizin neden kaydırmamız gerektiğini ve zor pazarlarda nasıl ihracat yapacağımız becerisini. Kesinlikle. Ben bunu gözlemliyorum ve inanılmaz, Türkiye'nin krizlerden öğrenen bir yapısı var. İyi haber öğreniyoruz. Kötüsü de şu, krizde öğrenmek maliyetli bir öğrenmek tabii. Maalesef. Şimdi bu Türk lirasının sınır ülkelerinde kullanılması ve dünya parası olma noktasındaki adımlardan hatırlıyorum bir rakam. Bakan Zafer Çağlayan da söylemişti. İhracatımızın %4'ünü yerli paramız üzerine yapıyoruz. Bu anlamda yeni enstrümanlar ve swap dediğimiz yöntemler var. Biraz o konudan da bahseder misiniz? Bununla bağlayalım. Tabii. Özellikle bizim para konusunda bunu şöyle söyleyeyim, 1996'larda 97'lerde en fazla aslında yapmaya başlamamız gereken bir yöntemdi. Ama maalesef çok geç başladık. Yaklaşık 10 sene gecikmeyle başladık. %4 seviyesi hiçbir şey değil. Türkiye'nin potansiyeli açısından çok düşük seviyelerde. Bunun artırılması için hepimizin ciddi çaba sarf etmesi gerekiyor. Neden? Çünkü diğer yöntemler çok maliyetli. Siz benim yan komşum olun, ben size 100 dolar göndereyim hesabımdan. Bakın benim param ilk etapta Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden size geliyor. Hiçbir zaman doğrudan karşılıklı bir para transferi olmuyormuş. Ve bütün paralarımız da sürekli kontrol altında. Şimdi bunun yanında sizin para biriminizle ya da benim para birimimle yapmış olduğumuz herhangi bir transfer, para transferi işimizi kolaylaştırıyor ve maliyeti de azaltıyor. Bu o zaman belki de hani bu dönemde de bunu da bu özelliği de Türkiye'nin, yani ihracatçılarımızın kazanıyor. Etrafımızda bunu uyguluyor olmamız gerekiyor. Çoktan uygulamamız da gerekiyordu. Maalesef geç kaldık burada. Evet. Ama yine de problemi bilmemiz önemli ve şimdi son dönemlerde takas devreye girdi. Özellikle şimdi İran'la başlıyoruz. Herhangi bir ürünü satıyorsunuz. Örneğin
herhangi bir otomotiv parçası sattınız. Bildiğimiz takas. Evet. Tarihin ilk ticaret yöntemini evet. yeniden keşfediyoruz. Bana karşı mı? Yani şunu görüyorum ki ihracatçımız her koşulda hayatta kalma refleksleri, hayatta kalma repertuarı genişlemiş. Evet, evet bize ayrılan sürenin sonuna evet. geldik sevgili izleyiciler. Ramazan'ın bu son gününde TİM, Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Kimyevi Maddeler İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz'le birlikteydik. Mutlu bir bayram geçirmek dileğiyle hepinize iyi günler diliyoruz.